BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 23 Ocak 2022'de erken genel seçim yapılmasına ilişkin kararı onayladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 23 Ocak 2022'de erken genel seçim yapılmasına ilişkin karar kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisi meclisten oy birliğiyle geçti. Erken seçim takvimi ve seçim yasakları yarın başlayacak. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafından federasyonla hedefinin Türkiye'yi Kıbrıs'tan koparmak olduğunu kaydetti. Bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen yeni siyasetin tüm dünyaya anlatılması için verilen mücadelenin artarak süreceğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücahit Komutanları Derneği tarafından Gazimeos'ta yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar açılışta yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. Ulu Önder Atatürk'ün 1937 yılında subaylarına hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs'ın önemine dikkat çektiğini söyleyen Tatar, Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinde Kıbrıs'taki statü değişikliğinde ilk olarak söz hakkının Türkiye'ye verildiğini de kaydetti. Tatar, olası bir anlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin işbirliğine dayalı olabileceğini söyledi. Rum-Yunan ikilisinin hedefinin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini yineledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Öğretmenler Günü vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı ve Kıbrıs Türk'ünün Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş bir toplum olarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini dile getirdi. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 12 milyar 770 milyon Türk liralık 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onayladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısını görüşmeyi tamamladı. Hızlandırılmış programla pazartesi günü başlayan bütçe görüşmelerinin dün gerçekleştirilen son gününde 1 milyar 462 milyon 837 bin Türk liralık Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 450 milyon 37 bin 800 Türk liralık Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı, 1 milyar 121 milyon 927 bin 900 Türk liralık Sağlık Bakanlığı ve 145 milyon 802 bin 300 Türk liralık Dışişleri Bakanlığı bütçeleri oy çokluğuyla onaylandı. Meclis Genel Kurulu'nda ayrıca Mahkemelerde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçeleri de kabul edildi. Genel Kurul'da son olarak Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi ele alındı. Maliye Bakanlığı bütçesi de 5 milyar 946 milyon 686 bin 500 Türk lirası olarak oy çokluğuyla onaylandı. Daha sonra gelirler bütçesi ve cetveller oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından bütçenin bütünü oylandı. Yapılan açık oylamada 25 kabul ve 11 red oyu kullanıldı, 13 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Böylece 12 milyar 770 milyon Türk liralık 2022 mali yılı bütçe yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak yeni faiz oranları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 2.60 olan aylık aktif faiz oranı 1.50'ye ve 3.10 olan gecikme faiz oranı 2'ye indirildi. Merkez Bankası, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık aktif ve azami aylık gecikme faiz oranlarını düzenledi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 2.60 olan aylık aktif faiz oranı 1.50'ye ve 3.10 olan gecikme faiz oranı 2'ye indirildi. Merkez Bankası'nın banka kartları ve kredi kartları yasası kapsamında yaptığı düzenleme ile ilan ettiği ve TL cinsi işlemlerde uygulanacak oranlar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve yenisi ilan edilinceye kadar yürürlükte kalacak. Döviz cinsi işlemlerde uygulanan 1.09 azami aylık aktif faiz oranıyla 1.59 azami aylık gecikme faiz oranında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Değerli izleyenler, ülkemizde son 24 saatte yapılan 18.001 test sonucu 263'ü yerel, 330 pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlığından yapılan açıklamada 6 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 61 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında tutuldukları, 263 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada yerel vakaların 123'ünün Lefkoşa, 60'ının Girne, 43'ünün Gazi Mausa, 24'ünün İskele, 9'unun Güzelyurt ve 4'ünün de Lefke bölgesinden oldukları kaydedildi. Bakanlık 290 kişinin tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildiğini de belirtti. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarının seyrine bakalım şimdi de. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 61.424 test sonucunda 434 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı yaşanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı hastanede tedavi gören 117 kişiden 39'unun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Türkiye'de ise son 24 saatte 364.351 COVID-19 testi yapıldı. 27.592 kişinin testi pozitif çıktı. 175 kişi yaşamını yitirdi. Ekonomik kalkınmayı hedefleyen Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı Başbakan Faik Sucuoğlu tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Başbakan Faik Sucuoğlu, imar planının ülke için ciddi bir ekonomik açılım getireceğini vurguladı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planı Başbakanlık'ta düzenlenen törenle imzalandı. Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve yurt dışında olan Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter yerine As Başkan Ahmet Özsenay katıldı. Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri de imza töreninde hazır bulundu. Faik Sucuoğlu imza törenindeki konuşmasında imar planının ülke için ciddi bir ekonomik açılım getireceğini vurguladı. 23 Ocak'ta yapılacak erken seçimden sonra imar yasasında değişikliğe gidileceğini belirten Sucuoğlu, söz konusu değişiklikle her türlü sıkıntı ve şikayetin kısa sürede değerlendirileceğini söyledi. Çalışmalarına Kasım 2016'da başlanan ve 30 Aralık 2019'da Birleşik Kurul tarafından onaylanan Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi imar planının resmi gazetede yayımlanıp yasallaşmasıyla bölgede 28 aydır yürürlükte olan emirnameler kalkacak. İmar planı Gazi Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi belediyelerinin hudutlarında yer alan Gazi Mausa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş, Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeni Boğaziçi, Mormanikşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar yerleşim yerlerini kapsıyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda dün başlattığı grev bugün saat 11 sıralarında sona erdi. Değerli izleyenler, haber hazırlandığı anda ekranlarınıza getirilecek. Paysen Başkanı İbrahim Kanat, BRT önünde gerçekleştirilen eylem yerinde yaptığı açıklamada, taleplerine olumlu yanıt verildiğini, part-time personelin akitlenmesi sözünü aldıklarını ifade etti. Kanat, Başbakanlık'ta konuyla ilgili görüşme yapılacağını ve detaylı açıklamanın bu görüşmenin ardından yapılacağını ifade etti. Baysen Başkanı Kanat, taleplerine olumlu yanıt aldıkları için saat 11 sıralarında greve son verdiklerini ifade etti. Grevin sona erdirilmesinin ardından Başbakanlık'ta Baysen yetkilileriyle görüşen Başbakan Faik Sucuoğlu, 43 part-time çalışanının toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi ve haklarını almasıyla ilgili başsavcılıktan görüş istediklerini ve görüşün bugün kendilerine olumlu olarak ulaştığını belirtti. Olayı yasal çerçevede halletmemiz gerektiğini düşündük. Bu konuda da haklı çıktık. Olumlu gelmesi de bizi ayrıca sevindirmiştir. Tabii bu arada bütçenizin de bu sıkıntılı süreçte kısa bir süre içerisinde normal yapılan bütçe çalışmaları arasında sıkıştırıp onu da geçirmemiz hükümetimizin özellikle gene sizlere vermiş olduğu bir sözdü. Bunu da BRT çalışanları adına hızlı bir şekilde geçtiğimiz gün çözdük.
Ve önümüzdeki süreçte de hükümetimiz esasında problem yaratma değil, problem çözme hedefindedir. Ama bunları da hep yaparken yasal çerçeve içerisinde olması da bizim için olmazsa olmazdır. Biraz heyecanlandırdık siz esasında 24 saat ama sonuçta önemli olan sonunun güzel olması, mutlu olması. Hepinize hayırlı olsun diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Berete bizim biliyorsunuz canımız ciğerimiz, mücahidin sesi. Sizler de oranın her yönüyle sırtınızda taşıyan insanlarısınız, çalışanlarısınız. Ondan dolayı tabii sizler mutlu olacaksınız ki Berete mutlu olsun. Berete mutlu olacak ki yayınlar güzel olsun. Değerli izleyenler, Berete Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.